Kasım Patları Sesli Öykü Yazan John Steinbeck Seslendiren Turgut Ezgütekin Kışın getirdiği kalın sis tabakası Salinas vadisini hem gökyüzünden hem de yeryüzünün bütün öbür topraklarından ayırmış, her yanı kül rengi bir gömlek gibi sarmıştı. Dağların üstüne bir kapak gibi çıkmış, koca vadiyi üstü örtülü bir tencereye döndürmüştü. Aşağıda dümdüz uzanan geniş tarlalarda sabanların derin izleri görülüyor, bıçaklarla kesilmiş kara toprak yol yol demir gibi parlıyordu. Salinas Irmağı'nın karşı kıyısındaki yamaçları kaplayan çiftliklerin sarı köklerle dolu tarlaları soluk bir güneş ışığında yıkanıyormuş gibiydi. Ama bu sisli aralık ayında vadide güneş ışığı yoktu. Irmak boyunca uzanan sık söğüt ağaçları sararmış sivri yapraklarıyla pırıl pırıl yanıyordu. Sessizlik. Bekleyiş günleriydi bunlar. Hava soğuktu güneybatıdan hafif bir rüzgar esiyordu. Onun içinde çiftçiler çok geçmeden iyi bir yağmurun bastıracağını umuyorlardı. Ama yağmurla sis bir arada olmazdı. Irman karşı kıyısında Henry Allen'ın çiftliğinde yapacak pek az iş kalmıştı. Ekin toplanmış, ambarlara doldurulmuş, beklenen yağmurlar iyice işlesin diye meyvalıklar sürülmüştü yamaçların yukarılarına dolaşan hayvanlar tüylenmeye başlamıştı. Evin önündeki çiçek bahçesinde çalışan Elisa Ellen aşağılara doğru baktı. İki adamla pazarlık eden Henry, yani kocasını gördü. Traktörü yağmurdan korusun diye yapılmış olan çardağın altında ayaklarını küçük Fordson'a dayamış konuşuyorlardı. Bir yandan sigara içmekte, bir yandan da makineyi gözden geçirmekteydiler. Elisa bir an onlara baktı. Sonra yeni işine koyuldu. 35 yaşındaydı. Yüzü etsiz, sağlam, gözleri su gibi berraktı. Bahçe kılığının içinde vücudu biçimsiz santal görünüyordu. Gözlerinin üzerine kadar inen siyah bir erkek şapkası, çamurlu ayakkabılar, basma bir entari, onu tamamen örten pamukudan yapılma koca bir iş önlüğü. Önlüğün dört büyük cebi vardı. İçlerine makas, küçük el küreği, çapa gibi şeyleri, çakısını koyar, tohumları doldururdu. Çalışırken ellerini korumak için kalın deri eldivenler giymişti. Keskin güdük bir makasla geçen yılın kasım patlarından kalma sapları kesmekteydi. Arada bir traktör çağırdığındaki adamlara bakıyordu. Yüzü, canlı, olgun, güzeldi. İstekli istekli gücünü sakınmadan çalışıyordu. Kasım patı sapları onun çalışmasını oranla çok ince kesilmesi çok kolay şeylerdi. Eldiveninin tersiyle gözlerinin üzerine düşen saçları geri attı. Bunu yaparken yanağını çamurladı. Tam arkasında dört bir yanı pencerelerine kadar yükselen kırmızı sardunyalarla çevrili tertemiz bembeyaz çiftlik evi görünüyordu. Görünüşüyle insana baştan aşağı iyice süpürülmüş olduğu izlenimini veren pencereleri pırıl pırıl silinmiş küçük bir evdi. Ön merdivenin altında ayakkabıların çamurunu temizlemek için bir demir vardı. Elisa traktörün oraya bir daha göz attı. Yabancılar kendi fortlarına biniyorlardı. Eldivenlerinden birini çıkardı, güçlü parmaklarını eski köklerin çevresinde büyüyen taze yeşil kasım patı sürgünlerinin arasına daldırdı. Yaprakları aralayıp sıkış sıkış fışkıran sapların diplerine baktı. Ne bir yaprak biti, ne bir sümüklü böcek, ne de bir tırtıl vardı. Dikkatli parmakları, bunları daha çiçekleri sarmadan yok ederdi. Elisa kocasının sesiyle sıçradı. Usul usul yanına gelmiş, çiçek bahçesini hayvanlardan koruyan tel parmaklığa dayanmıştı. ''Gene mi onlarla?'' diyordu. ''Çiçeklerin gül olacak bu yıl.'' Elisa sırtını gerdi, eldivenini giydi. ''Evet, bu yıl gül olacağı benzerler.'' Söyleyişinden yüzünün halinden biraz kendini beğendiği anlaşılıyordu. ''Senin elinde bereket var.'' dedi Henry. ''Geçen yıl yetiştirdiğin sarı kazım patlarından bazılarının çapı 30 santimdi. Keşke meyve bahçesinde çalışsan da öyle büyük elmalar yetiştirsen.'' <laughs> Kadının gözleri kısıldı. ''Belki de yetiştirebilirdim.'' dedi. Elimde bereket olduğu doğru. Annem de öyleydi. Toprağa soktuğu her şey yeşerirdi. Dikmesini bilen eller derdi. İş öyle ellere sahip olmakta. ''Her neyse canım.'' Çiçekler de işe yarıyor doğrusu. <laughs> Henry, demi konuştum adamlar kimdi? Ha öyle ya. Ben de onu söylemeye gelmiştim sana. Western Meat Company'nin adamları. Otuz baş öküz sattım. Üç yaşındakileri. Aşağı yukarı istediğim fiyatı da aldım. İyi dedi kadın. İşlerin yolunda. Adam devam etti. Düşündüm bugün cumartesi. Salinas'a gider bir lokantada yemek yeriz. Sonra da sinemaya gideriz. ''Satışın şerefine ha, ne dersin?'' ''İyi'' dedi kadın. ''Ya, evet ne iyi olur.'' Henry alaycı bir eda takındı. ''Bu gece boks maçları da var. İstersen oraya gidelim.'' Kadın hemen atıldı. ''Yok yok, aa, hayır, ben boksa falan gitmem ben.'' ''Şaka yaptı be <laughs> Sinemaya gideriz. Dur bakalım. Şimdi saat iki. Scott ile gidip şu dağdan öküzleri indirelim. İki saatimizi alır herhalde.'' Saat beşe doğru kente gider yemeği Kominos Oteli'nde yeriz. Beğendin mi bunu? Elbette beğendim. Dışarıda yemek yemek olur da beğenmez miyim? Peki o halde. Şimdi gidip iki at çıkarayım da... Kadın, bu çiçekleri yeni yerlerine dikmek için bol bol vaktim olacak öyleyse dedi. Kocasının aşağıda ambarın yanında Scotty'yi çağırdığını duydu. Biraz sonra da ikisinin öküzleri aramak için soluk sarı yamaçlara doğru at sürdüklerini gördü. Kasım patlarını dikmek için hazırlanmış dört köşe kumlu bir yatak vardı. Kadın el küreğiyle toprağı karıştırdı, alt üst etti, kabarttı, dövüp sıkıştırdı. Sonra çiçekleri dikmek için birbirine paralel on tane çukur açtı. Kasım patlarının eski yatağından taze piçleri söküp elindeki makasla her birinin yapraklarını ayrı ayrı ayıkladı, küçük düzgün bir küme yaptı. Bu sırada yoldan tekerlek gıcırtıları, ağır ağır yürüyen hayvanların çıkardığı sesler geldi. Elisa doğrulup baktı. Söğütler kavaklarla dolu ırmak kıyısı boyunca uzanan yoldan yukarı doğru garip hayvanların çektiği garip bir araba geliyordu. Amerikan göçmen arabalarına benzeyen, üstü çadır beziyle örtülü eski bir yaylı arabayı yaşlı doğru bir at ile küçük kırçıl bir eşek çekiyordu sakalları uzamış iri yeri bir adam arabanın önüne oturmuş hayvanları sürmekteydi. Arka tekerleklerin arasında koca bir melez köpek ağır ağır yürüyordu. Çadır bezinin üstünde kötü bir yazı ile çarpık çurpuk harfler yazılmıştı. Çanak, çömlek, bıçak, makas, çimen makineleri tamir edilir. İsimler iki sıra halinde yazılmış, altına da tek başına tamir edilir kondurulmuştu siyah boya harflerin arasından akarak sivri çizgiler yapmıştı. Elisa işini bırakıp her yanı ayrı oynayan bu garip arabanın geçişini seyretmeye hazırlandı ama araba geçmedi. Evin hizasına gelince çarpık tekerleklerinden sesler çıkararak çiftliğin yoluna saptı. Köpek tekerleklerin arasından fırlayıp önden koşmaya başladı. O anda çiftliğin iki çoban köpeği de ona doğru fırladılar. Sonra üçü de durdu. Dimdik titrek kuyrukları, gergin bacaklarıyla ağır başlı elçiler gibi hiç acele etmeden birbirinin çevresinde döndüler, koklaştılar. Kervan, Elisa'nın tel parmaklarının önüne gelip durdu. Melez köpek öbürlerinin sayıca üstünlüğünü görünce kuyruğunu kıstı, sırtını kabartıp dişlerini göstererek arabanın altına çekildi. Arabanın üstündeki adam, ''Bir coştu mu berbattır benim köpek.'' dedi. Elisa kahkahayı bastı. <laughs> ''Belli kaç günde bir coşar.'' Adam da katıldı onun kahkahalarına. <laughs> ''Bazen haftalarca beklemek gerekir.'' dedi. Tekerleğin kıyısına basıp aşağı atladı. Atlı eşek susuz kalmış çiçekler gibi baygın düşmüşlerdi. Elisa baktığı kapı gibi bir adam. Saçı sakalı beyazlaşmaya başlamışsa da yaşlı görünmüyordu. Eski siyah giysisi bum buruşuktu, yağ lekesi içindeydi. Kahkahalarının kesilmesiyle ciddileşmesi bir yoldu. Gözleri koyu renkli, bakışlarında ancak arabacılarla denizcilerde görülen bir merak vardı tel parmaklığın üstüne koymuş nasırlı elleri çatlak çatlaktı. Her çatlak simsiyah bir çizgi olmuştu. Şapkasını çıkardı. Her zaman gidip geldiğim yoldan ayrıldım da bayan, dedi. Bu çamurlu yol ırmağın karşı kıyısına geçip Los Angeles'a giden şoseye kavuşur mu? Elisa doğruldu, makasını önlüğünün cebine koydu kavuşmasına kavuşur ama önce epeyce gider böyle. Sonra bir sığlıkta geçer ırmağa. Bu hayvanların kumda arabayı çekebileceğini sanmam. Adamın sesi kabalaştı. Şu hayvancıkların neler çekebileceğini görsen şaşardın. Coştukları zaman mı? dedi kadın. Adam bir an gülümsedi. <laughs> evet, coştukları zaman. Öyleyse dedi Elisa, Şimdi sen Salinas'a dönüp şoseyi oradan tutarsan çok daha çabuk gidersin. Adam parmağını tellerin üstünde gezdirdi, teller ses verdi. Acelem yok bayan dedi. Her yıl Seattle'dan San Diego'ya gidiyor, sonra da geri dönüyorum. Ömrüm yollarda geçiyor. Gidiş altı ay, dönüş altı ay. İyi havaları kollarım hep. Elisa eldivenlerini çıkarıp önlüğünün cebine makasının yanına soktu. Alnına düşen saçlarını sıkıştırmak için elini şapkasına götürdü. ''Hoş bir yaşam olsa gerek.'' dedi. Adam bir sır verilmiş gibi parmaklığın üzerine eğildi. ''Arabamdaki yazıyı okumuşsunuzdur belki. Çanak çömlek tamir ederim. Bıçak makas bilerim. Yapılacak bir işiniz varsa...'' Kadın hiç düşünmeden ''Hayır hayır.'' dedi. ''Yok Hiçbir şey yok. Bakışları sertleşti. En kötüsü makaslardır, dedi adam. Çok kimseye makasları bileyim derken berbat eder. Ben bilirim onlar nasıl bilineceğini. Kendi yaptığım bir aletim var. Küçücük bir şey. Patentini de aldım. Tam bu iş için. Yok. Benim makaslarımın hepsi keskindir. ''İyi, öyleyse bir tenceren vardır, ezilmiş ya da delinmiş bir tencere, yepyeni yaparım, yenisini almaktan kurtulursun, paran da cebinde kalır.'' Kadın kestirip attı. ''Hayır, söyledim ya, bende tamir edilecek, bilenecek hiçbir şey yok.'' Adamın yüzünde aşırı bir üzüntü görüldü, kısık ağlamaklı bir sesle. ''Bugün hiç iş çıkmadı.'' dedi. Galiba bu akşam aç yatacağız. <laughs> Söyledim ya, her zaman gidip geldiğim yoldan ayrıldım. Seattle'dan San Diego'ya giden şose üzerinde birçok bildiğim, tanıdığım vardır. Hep işlerini bana saklarlar. İyi yapacağımı, paralarının ceplerinde kalacağını bilirler. Elsa öfkeyle, ne yapayım? dedi. Bende tamir edilecek hiçbir şey yok.'' Adamın gözleri onun yüzünden ayrılıp yerleri araştırdı. Orada burada dolaştıktan sonra kadının çalıştığı kasımpatı yatağına gelip takıldı. <laughs> ne çiçeği bunlar bayan? Elisa'nın yüzündeki öfke, direnme bir anda siliniverdi. Onlar mı? <laughs> onlar kasımpatı. İyi beyazlarla sarılar. Her yıl yetiştiririm bunlardan. Buralarda benimkilerden büyüğünü yetiştiren yoktur. Uzunca saplı bir çiçek değil mi bu? Üfürülmüş renkli duman gibi bir şey. Ta kendisi. Ne güzel anlattın. İnsan alışana kadar kötü bir kokusu oluyor. Keskin güzel bir kokudur diye atıldı kadın. Hiç de kötü değil. Adam hemen ağız değiştirdi. Ben, ben severim o kokuyu. Bu yıl 30 santimlik kasımpatı yetiştirdim. Adam parmakların üzerine biraz daha yaslandı. Bak yolun aşağısında bir kadın biliyorum. Hani onunki gibi bir bahçe görmemişsindir. Aşağı yukarı her çeşit çiçeği var. Ama kasım patı yok. Son uğrayışımda bakır kaplı bir çamaşır teknesini tamir ettiydim. Zor iştir ama o da gelir elimden. İşte o zaman bana şey dediydi. Eğer bir yerlerde güzel kasım patlarına rastlarsan bana birkaç tohum alıver dediydi. Elisa'nın gözleri açıldı, coştu. Kasım patları üzerine pek bilgisi yokmuş, dedi. Tohumdan da yetiştirilir ama şu gördüğün filizleri dikmek çok daha kolaydır. Ya, dedi adam, demek götüremeyeceğim. Elisa, niye götüremeyesin, diye bağırdı. Islak kuma dikerim, birkaç tane pekala götürürsün. Kumu hep ıslak tutarsın, köklenir onlar. Sonra kadın çıkarıp istediği yere diker. Ne kadar sevinecek kadıncağız. Demek bu kasım patları güzel oluyor. Güzel olur ya. Hem de ne güzel olur. Kadının gözleri parladı. Şapkasını çıkardı. Koyu renk parlak saçlarını döktü. Bir saksıya koyarım onları. Alır gidersin. E Geçsene bahçeye. Adam kazıklardan yapılma kapıyı açıp içeri girerken Elisa heyecan içinde iki yanı sardunyalarla sınırlı dar yoldan evin arkasına doğru koştu. Elinde büyük kırmızı yepyeni bir saksıyla döndü. Eldivenleri falan unutmuştu artık. Çiçekleri dikmek için hazırladı, yatağın başına çömeldi, kumlu toprağa parmaklarıyla kazıp avuç avuç saksıya doldurdu. Sonra hazırlanmış olduğu bir küme piçi alarak kumun içine soktu. Kenarlarını bastırıp sıkıştırdı. Adam başında duruyordu. Sana ne yapacağını anlatayım da sen de unutma kadına anlat. Yok unutma. Bak şimdi. Bunlar bir aya kadar köklenir saksıda. Kadına söylersin. Şöyle otuzar santim aralıklarla şu gördüğün gibi besili güzel toprağa diker bunları. Bir avuç toprak aldı eline adama gösterdi. Çabuk büyür. Hemen yükseli verirler. Şunu da unutma sakın. Temmuz'da uçlarını kesecek. Şöyle topraktan 25 santim yükseklikte olsunlar yeter. Çiçek açmadan mı? Evet evet çiçek açmadan. Bunları anlatırken zevkten bitiyordu kadın. Gene büyür onlar. Eylül'ün son günlerine doğru tomurcuklanmalar başlar. Kadın sustu, şaşkınlaştı. Anlatmak istediği şeyi anlatamayacağından çekinir gibiydi. Asıl o tomurcuklar bakım ister dedi. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Adamın gözlerinin içine baktı, ağzı aralandı, duyulmayan seslere kulak vermişti sanki. Anlatayım bak. Hiç dikmesini bilen eller diye bir şey duydun mu? Duydum diyemem bayan. Bak, insanın ne hissettiğini anlatayım sana. Tomurcukları ayıklarken olur bu. Bütün iş parmaklarının ucundadır. Sen sadece bakarsın onlara. Kendi kendine işler parmakların. Açıkça hissedersin bunu. Tomurcukları ayıklar, aralar, hiç yanılmaz onlar. Çiçeklerle karışır. Çiçeklerle bir olurlar. Anlıyor musun? Senin parmaklarınla çiçekler, kollarınla hissedersin bunu. Onlar ne yapacaklarını bilirler. Hiç yanılmaz onlar. Açıkça hissedersin bunu. Bir kere bu hale geldin mi yanlış bir iş yapmazsın artık. Bilmem anlıyor musun?'' Anladın mı ne demek istediğimi? Çömeldiği yerden adama bakmaktaydı. Göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Adamın gözleri kısıldı, uzaklara baktı, bile bile yapmıştı bunu. Belki anlıyorum bunu. Bazı geceler arabada Elisa'nın sesi boğulmuştu, onun sözünü kesti. Ben senin gibi hiç yaşamadım ama ne demek istediğini anlıyorum. Gece, karanlıkta, Yıldızların uçları sivri sivri. Sessizlik. Yükseliyor, yükseliyorsun. Yıldızlar bütün bütün içine doluyor. Tıpkı öyle değil mi? Ilık, canlı, güzel. Çömeldiği yerden adamın yağlı pantolonuna, bacaklarına doğru uzandı. Parmakları kumaşa değdi değecek. Birden eli toprağa düştü. Bir yavru köpek gibi büzüldü. Adam ee, gerçekten e, güzeldir dedi. Tıpkı anlattığın gibi. Ama karnı aç oldu mu insanın hiç tadı kalmaz. Kadın hemen ayağa kalktı, dimdikti. Yüzünden utandığı anlaşılıyordu. Saksıyı adama uzatıp kollarının arasına bıraktı. İşte dedi. Arabana koy bunu, oturduğun yere. Hep gözünün önünde olsun. Bakayım, sana bir şeyler bulabilir miyim içeride? Evin arkasında üst üste yığılmış maden kapların arasında iki tane eski delik deşik alüminyum tencere buldu. Onları getirip adama verdi. ''İşte, belki bunları tamir edebilirsin.'' Adam birden değişti, iş adamı tavrını takımıştı. ''Yiyip yaparım ikisini de.'' Arabanın arkasına minik bir örs çıkardı, yağlı bir alet kutusundan ufak bir çekiç aldı. Elisa, bahçe kapısından çıkıp ona bakmaya geldi. Adam hafif vuruşlarla ezikleri düzeltmeye başlamıştı bile. Bileğine güvendiği yüzünden okunuyordu. İşin zor bir yerine gelince alt dudağını ısırdı. Elisa, bu arabada mı yatıyorsun? diye sordu. Arabada bayan. Ne yağmur ne güneş. Lord gibi yatarım onun içinde. <laughs> ne hoş olur kim bilir dedi kadın. Kim bilir ne hoştur. Bu gibi işleri kadınlar da yapsın isterdim. Öyle pek kadınlara göre bir yaşam değildir bayan. Elisa üst dudağını araladı, dişleri gözüktü. Nereden biliyorsun? Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Ne bileyim bayan, bir bildiğim yok. İşte tencereler oldu. Yenisini almazsın artık. Ne kadar? Elli sent yeter. Hem ucuz hem de iyi iş yaparım ben. O yüzden de yol boyunca bir sürü müşterim vardır.'' Elisa evden 50 sent getirip adamın avucuna bıraktı. Günün birinde karşına bırakıp çıkarsa şaşırma dedi. Ben de makas bilirim, Tencerelerin eziklerini düzeltirim. Sana bir kadının neler yapabileceğini göstermek isterdim. Adam çekişini yağlı kutuya koydu. Örsü içeri itti. Bir kadın için çok yalnız bir yaşamdır bu bayan. Geceleri arabanın altında hayvanlar gezinmeye başladı mı ölü kopar insanın. Eşeğin beyaz sarısına dayanarak arabanın oku üzerine yükseldi, yerine oturdu. Dizginleri eline aldı. Teşekkür ederim bayan dedi. Senin dediğin gibi yapacağım. Geri dönüp Salinas yolunu tutacağım. Eğer oraya varman uzun sürerse kumu ıslatmayı unutma. Kumu mu? Hangi kumu? Ha ha <laughs> öyle ya. Kasım patlarının kumunu demek istiyorsun. Elbette, elbette. Dinli şaklattı. Hayvanlar silkinip koşullar asıldı. Melez köpek iki arka tekerleğin arasında yerini aldı. Araba döndü. Çiftliğin yolundan ırmak boyunca uzanan yola doğru ilerledi. Geldiği yöne saptı. Elisa tel parmaklığın önünde durmuş, kervanın gidişine bakıyordu. Omuzları dimdik, başını yere atmış, gözleri yarı kapalı, arabayı bir hayal gibi görüyordu. Dudaklarında sessiz sözcükler dolaştı. Güle güle, güle güle. Sonra devam etti. Işıklı bir yol bu. Bir parıltı var orada. Fısıltısının sesiyle kendine geldi. Bir duyan oldu mu diye çevresine baktı. Sadece köpekler duymuştu. Tozun içinde yatıyorlardı. Kafalarını ona doğru kaldırdılar. Sonra çerelerini yere koyup uyuklamaya devam ettiler. Elisa arkasına dönerek hızla eve koştu. Mutfakta sobanın arkasına uzanıp su hazdesini yokladı. Öğle yemeğini hazırlarken ısınmış olan su daha soğumamıştı banyoya geçti. Toz toprak içindeki giysisini çıkarıp köşeye fırlattı. Sonra bir süngerle kalçalarını, bacaklarını, belini, göğsünü, kollarını bastıra bastıra sildi. Derisi kızardı, kabarcık kabarcık oldu. Kurulanınca yatak odasında aynanın önüne geçti. Vücuduna baktı, karnını içeri çekti. Göğsünü ileri çıkardı. Döndü, omuzun üzerinden arkasına baktı. Sonra hiç acele etmeden giyinmeye başladı. En yeni iç çamaşırlarını, en iyi çoraplarını, güzelliğini olduğu gibi ortaya çıkaran, kendisine en çok yakıştırdığı giysisini giydi. Saçlarını uzun uzun taradı, kalemle kaşlarını çekti, dudaklarını boyadı. Daha işini bitirmemişti ki hayvanların gürültüsünü, onları çetin içine sokan Henry ile yardımcısının seslerini duydu. Bahçe kapısı güm diye kapanınca Henry'yi karşılamaya hazırlandı. Sundurmada ayak sesleri duyuldu. Kocası "Elisa, neredesin?" diye bağırarak eve girdi. "Odamdayım, giyiniyorum, daha bitmedi işim. Banyoda sıcak su var. Çabuk ol, geç kalıyoruz." Banyodan su sesleri gelmeye başladı. Elisa adamın koyu renk takım elbisesini, gömleğini, çoraplarını, kravatını yatağın üstüne, yeni ayakkabılarını da onların önüne yere koydu. Sonra sundurmaya gidip bütün güzelliğini takınarak oturdu. Irmak boyunca uzanan yola baktı. Söğüt ağaçları, ıslak sarı yapraklarıyla, kalın kür rengi sisin altında, güneş ışığından yapılmış ince bir kuşak gibiydiler. Bu kür rengi akşamda başka hiçbir renk görülmüyordu. Uzun bir zaman kıpırdamadan dimdik oturdu, gözünü bile kırpmadı. Henry kapıyı itip dışarı çıktı. Kravatını yeleğinin içine sokmaktaydı. Elisa daha bir toparlandı, yüzü gerildi. Henry durdu, kadınla baktı. ''Vay vay vay'' dedi. ''Elisa çok hoşsun.'' ''Hoş mu?'' ''Hoş muyum? Ne demek istiyorsun?'' Henry şaşırdı ne bileyim her zamankinden başkasın. Güçlü, canlı, tatlı bir halin var. Güçlü mü? Öyle ya, güçlü. Ne demek istiyorsun? Henry şaşkınlık içindeydi. Kelime oyunu mu oynuyorsun ne? Dedi, oynuyor benimle. Dizinin üzerinde bir danayı ikiye bölecek kadar güçlü, sonra da oturup onu karpuz niyetine yiyecek kadar canlı görünüyorsun. Kadın bir an kendini bıraktı yüzünü buruşturarak. Böyle konuşma Henry dedi. Ne söylediğini bilmiyorsun. Sonra hemen toparladı. Kendini güzelliğini takındı. Güçlüyüm diye övündü. Bu kadar güçlü olduğumu bilmezdim doğrusu. Henry traktörün durduğu yere baktı, bir yanda aldı. Sonra gözlerini kadının üzerine çevirince yeniden canlandı. Otomobili çıkarayım dedi. Sen de paltonu giy. Elisa eve girdi. Otomobilin kapının önüne geldiğini, motorunun yavaşladığını duydu. Uzun uzun şapkasını giydi, orasını çekti, ötesini bastırdı. Henry motoru durdurunca paltosunu giyip dışarı çıktı. Küçük otomobil ırmak boyunca uzanan çamurlu yoldan aşağı doğru kuşları kaldırarak, tavşanları çalıklara kaçırarak ilerledi. İki turna kanatlarını ağır ağır çırparak söğüt ağaçların üzerinden süzülüp ırmağın kıyısına indi. Elisa yolun ta ilerisinde kara bir leke gördü. Tanıdı o lekeyi. Yanından geçerken bakmayacaktı ama ya gözleri onu dinlemezse? Kendi kendine üzüntüyle fısıldadı. Onları pekala yolun kenarına atabilirdi. Bir zorluğu yoktu, hiç zorluğu yoktu ama atmadı, atamazdı o saksıyı. Bunun hiçbir nedeni yok, atamayacağı için atmadı. Otomobil dönemeci kırılınca Kervan önlerinde göründü. Elisa yanından geçerken küçük arabayı, hayvanları, adamı görmemek için kocasına döndü. Bir anda hepsi geçti, olmuş bitmişti. Arkasına bakmadı. Motorun sesini bastırıp kocasına duyuracak kadar bağırarak "Bu gece çok eğleneceğiz." dedi. "Ne güzel bir akşam yemeği olacak." "Henry, tamam, gene değiştin." dedi direksiyonu tek eliyle bırakarak kadının dizini okşadı. Seni daha sık götürmeliyim böyle gezmelere. İkimiz için de iyi oluyor. Şiflikle çok yoruluyoruz. Henry, yemekte şarap içelim mi? Elbette içeriz. Hey, bu iyi işte. <laughs> Kadın bir zaman sustu sonra. Henry, boks maçlarında çok canı yanar mı boksörlerin? diye sordu. Bazı bazı olur öyle şeyler. Kırk yılda bir niye sordun? ''Burunları kırılırmış'' diye okumuştum da, ''Göğüsleri tamamen kan içinde kalırmış, eldivenleri kana bulanır, taş gibi olurmuş.'' Adam kadına baktı. ''Elisa, böyle şeyler okuduğunu bilmiyordum senin.'' Otomobili iyice yavaşlattı, sonra sağa dönüp Salinas Köprüsü'ne girdiler. ''Kadınlar gider mi boks açına?'' ''Elbette gidenler oluyor.'' ''Ne o, gitmek mi istiyorsun Elisa?'' ''Hani hoşlanacağını sanmam ama istersen götüreyim seni.'' Elisa gevşedi. Koltuğun içinde tamamen bıraktı kendini. Yo, hayır. Hayır, hayır, gitmek istemem. istemiyorum, Hiç istemiyorum. Başını ileriye çevirdi. Şarap yeter, dedi. Çok bile. Kocası görmesin diye paltosunun yakasını kaldırdı. Yaşlı bir kadın gibi sessiz sessiz ağlamaya başladı.